Havanın nemi sıfır ve rüzgar kontrolden çıkmış halde esiyor. Sıcak hava sanki bir şöminenin önünde duruyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Ancak siz şöminenin önünde değilsiniz. Ağaçların aniden kontrolsüz bir şekilde sallandığını gördüğünüzde arka bahçenizde bir mangal ziyafeti yapmaya hazırlanıyordunuz. Sonra yapraklar konfeti gibi yerlere dökülmeye başlıyor. Rüzgar ipe asılı olan son çamaşırınızı da uzaklara savuruyor. Etrafınızdaki diğer herkesin de sizin kadar kafası karışmış halde ve korku içinde olduğunu görüyorsunuz. Uzakta ormanda çıkan yangının alevlerinin ufku kırmızıya boyadığını fark ediyorsunuz. Gökyüzüne doğru büyük bir girdap uzanıyor. Her şeyi bırakıp kaçmaya başlıyorsunuz. Eğer bu hortumdan kaçmayı başarırsanız kendinizi çok şanslı addedeceksiniz. Çünkü bu tip hortumlar genellikle saatte yaklaşık 50 kilometre hızla hareket eder. Hatta bazen 70 kilometre hıza ulaştıkları da olur. Usain Bolt hızında üzerinize doğru gelen dev bir hortumdan kaçtığınızı düşünün. Yollar sığınacak bir yer bulmaya ya da bir an önce kasabadan çıkıp uzaklaşmaya çalışan insanlarla dolu. Arabanıza biniyorsunuz ve motorunu çalıştırmaya uğraşıyorsunuz. Ancak tam o sırada rüzgar bir tabelayı deviriyor ve tabela ön camı kırıyor. Zaten büyük hortumlar arabaları bile savuracak kadar güçlü olur. Şu an tek şansınız yola yaya devam etmek. Yapacağınız en iyi şey ise arkadaşınızın evine gitmek. Arkadaşınızın evinde içi bir sürü erzakla dolu derin bir bodrum katı var. Bir hortum çıktığında yapılacak en iyi şey hemen yerin altında bir yere sığınmaya çalışmaktır. Evinizin bodrumu yoksa pencerelerden uzak durun ve kendinizi korumak için ağır bir şeyin altına saklanın. Arkadaşınızın evine doğru koşuyorsunuz. Çevrenizdeki her şey çılgınca esen rüzgar yüzünden sağa sola savruluyor. O sırada arkanızı dönüyorsunuz ve hortumun kırmızımsı bir renk aldığını görüyorsunuz. Havada uçuşan bir sürü şey yüzünden hortumu zar zor görebiliyor olsanız da girdabın alevler içinde olduğunu fark ediyorsunuz. Evet, bu bir ateş hortumu. Alevlerden oluşan ve kendi çevresinde dönen bu rüzgarların hızı saatte 225 kilometreye, yüksekliği 4,5 ila 45 metreye, genişliği ise 150 metreye kadar çıkabilir. Bu doğa olayı inanılmaz miktarda dumanın kendi çevresinde dönmeye başlamasıyla ortaya çıkar. Bu da fırtınanın bir hortum haline dönmesine neden olur. Bu arada yaktığınız kamp ateşinde de minik ateş hortumları oluşabilir. Bunlara ateş anaforları denir. Bir dahaki sefere kamp yaparken veya oturma odanızdaki şömineyi yakarken böyle bir şey olup olmadığına bir bakın. Kendi çevresinde dönen o anaforu fark edebilirsiniz. Her neyse, hortum gittikçe yaklaşıyor ve her yere küllerini saçıyor. Önünüzü görmekse gerçekten zorlaşıyor. Yüzünüze gelen duman ve külü savuşturmak için ellerinizi kullanıyorsunuz ama pek işe yaramıyor. Yolun ortasına park etmiş kocaman kamyonu görene kadar olabildiğince hızlı koşmaya başlıyorsunuz. Bu kamyonun altına saklanabilirsiniz. Bu 20 tane tekerleği olan kamyonlardan biri. Yakından bakıldığında çok büyük ve ağır dururlar. Sonra bir gıcırtı, ardından da bir uğultu duyuyorsunuz. Tekerlekler birden sihirliymiş gibi görünüyor ve sonra hafifçe sanki Las Vegas'taki bir sihir gösterisinin parçasıymışçasına yerden havalanmaya başlıyorlar. Hortum yaklaştıkça tekerlekler daha da yükseliyor. Kamyon tekrar yere indiğinde burada olmamam gerek diye düşünerek yerde sürünüyorsunuz ve koşmaya devam ediyorsunuz. Sığınabileceğiniz bir market buluyorsunuz ancak cama çok yakın durmamaya dikkat ediyorsunuz. Mümkün olduğunca marketin içine doğru ilerliyorsunuz. Artık hortumun geçişini beklemeye hazırsınız. Lakin etrafınız yanıyor. Alevler içindeki hortum adeta bir canavarı andırıyor ve olanca hızıyla size doğru yaklaşıyor. Dışarıya bakıyorsunuz ve kasabanın diğer bir bölümünü tarumar eden başka bir alev hortumunun olduğunu görüyorsunuz. Bir hortumun oluşması için açık alan gereklidir. Haberlerde gördüğünüz kasırgaların çoğunun ABD'nin çok fazla dağlık olmayan düzlük bölgelerinde meydana gelmesinin sebebi budur. Fakat hortumlar her yerde oluşabilir. Amerika'nın en büyük şehirlerinin hareketli iç bölgelerinde hortum görmek normal bir şey değildir. Çünkü o dönen girdabın meydana gelmesi için çok fazla açık alana ihtiyaç vardır. Ama bugün o normal günlerden biri değil. Hortumlar süper hücreli bir fırtına da oluşur. Bunlar farklı sıcaklıkta iki havanın teması ile gerçekleşir. Hortumu oluşturan girdap sıcak hava ve nem yukarıdan indiğinde meydana gelir. Aşağısı ise tam bir kaostur. Sonuçta oluşan şey hortumlarla ilgili her filmde gördüğümüz gibi devasa, sarmal, huni şeklinde bulutlar olur. Meteorologlar havadaki nem miktarını izleyerek hortumları önceden tahmin etmeye çalışır. Bu anlarda her saniye önemlidir. O yüzden yakınlarınızda bu tip bir fırtına olduğunda televizyonunuzu açık tutun. Ancak bu bir ateş hortumu için geçerli değildir.
Rüzgar güçleniyor ve marketin içinin bile ısındığını hissediyorsunuz. Dışarıda sarmal şekilde hareket eden alevler yoluna çıkan her şeyi yakıp yıkıyor. Artık yer altında sığınacak yer bulmak için çok geç olabilir. O yüzden korunmak için kendinizi yazar kasanın altına atıyorsunuz. Artık hiçbir şey göremiyorsunuz. Hortum sağ olsun her yer küllerle kaplanmış ve pencerelerin hepsi paramparça olmuş durumda. Nefes almayı ve görmeyi seven herkes için ateş hortumların en tehlikeli kısımlarından biri de küllerdir. Bundan sakınmak için tek şansınızsa yerde olabildiğince alçakta kalmak. Duman havaya yükseleceğinden aşağıda hala yeterince oksijen olabilir. Ayrıca yerde sürünerek ilerlerseniz havada uçuşan bir şeylerin size çarpmasını da önlersiniz. Yangın her yere yayılıyor ve etraf çok daha fazla dumanla kaplanıyor. Dışarıdaki ağaçlar alev alev yanıyor ve gözün gördüğü her yerde ışıldayan közler var. Bu közler 1 kilometreden fazla uzağa gidebilir ve her biri kendi başına bir yangın çıkarabilir. Şu an işler iyice çığırından çıkıyor. Sanki duman yeterince kötü değilmiş gibi marketteki şeyler de havada uçuşmaya başlıyor. Kendinizi içi atıştırmalıklarla dolu, patlamaya hazır olan bir volkanın içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Altına sığındığınız masanın havaya uçması an meselesi. Marketin içinde sanki bir jet motorunun yanında oturuyormuşsunuz gibi gürültü var. Sizi terleten şeyin sıcak mı yoksa adrenalin mi olduğunu anlayamıyorsunuz. Derken aniden marketin diğer ucunda birinin size el salladığını ve bir şeyler söylemeye çalıştığını görüyorsunuz. Meğer marketin altında bir yeraltı deposu varmış. Oh, artık kurtuldunuz. Fakat oraya ulaşmak ciddi bir sorun teşkil ediyor. Masanın vidalarının gevşediğini ve havaya uçmak üzere olduğunu görüyorsunuz. Yanınızda bir şişe su buluyorsunuz ve gömleğinizden bir parça yırtıyorsunuz. Suyla ıslattığınız kumaş, havada uçuşan zararlı maddeleri filtrelemenizi ve nefes alabilmenizi sağlıyor. Bu sayede masanın altından çıkıp yeraltı deposuna doğru ilerleyebiliyorsunuz. Ancak yerler kırık cam parçalarıyla kaplı. Konserve kutuları ve öteberi de her yere dağılmış halde ve onlar bile ısınmaya başlamış. Sivri uçlu şeylerden kaçınmaya çalışarak ağır ağır yerde sürünüyorsunuz. Alev hortumu hala dışarılarda bir yerde ve size doğru yaklaşmaya devam ediyor. Sonunda başarıyorsunuz ve market çalışanı sizi merdivenlerden aşağı çekiyor. Etraf karanlık ama tek pille çalışan bir fener sayesinde çevrenizi görebiliyorsunuz. Bir ateş hortumu sırasında yapabileceğiniz en iyi şey hortumun gelip geçmesini beklemektir. Çünkü bu yangın fırtınalarının çoğu uzun sürmez. O yüzden biraz gevşeyin ya da gevşemeye çalışın ve yüzünüzü yakındaki bir lavaboda yıkayın. İşte kaplanmış yüzünüzü yıkayıp temizliyorsunuz ve tekrar normal şekilde nefes almaya başlıyorsunuz. Nihayet biraz gevşeyip rahatladıktan sonra yerin titrediğini hissediyorsunuz. Çevrenizdeki her şey yerlere düşmeye başlıyor. Market görevlisiyle birlikte konserve yığınının arkasına çömeliyorsunuz. Ardından hortum hızını arttırıyor. Üstünüzde bulunan market yerden havalanıyor. Geriye kalan tek şey ise marketin çelik iskeleti ve beton temelleri ve birkaç tane rastgele kolon. Sizi dışarıdaki ortamdan ayıran çelik kapı zar zor yerinde duruyor. Vidaların gevşediğini görebiliyorsunuz. Hatta yangının depoya girmeye başladığını fark ediyorsunuz. Odadaki her şey bir anda yerlere devriliyor. Rüzgar öncekinden bile daha güçlü esiyor. Derken birden kesiliyor. O birkaç dakika size saatler sürmüş gibi geliyor. Market görevlisiyle birlikte dışarı çıkıyorsunuz ve dışarıda sağlam kalmış pek bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. Market sanki yara bandı gibi ortasından yırtılmış gibi duruyor. Önünüzde uzanan şehri artık tanıyamıyorsunuz. Ateş hortumlarının en büyük sorunu arkalarında bıraktıkları yangınlardır. Bunlar da kasabaları, ormanları, çiftlikleri ve yaşayan her şeyi yok edebilir.